Küresel bakışla devam ediyoruz efendim. Biraz dış politika, biraz iç politika tartışacağız. Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca hocamız, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesiyle birlikte konuşacağız efendim. Aynı zamanda kendisinin aslında önemli bir yazısı da vardı. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan sonrası Türkiye'nin dış politikada yeni dönemi nasıl olacak ve MİT'in başına da gelen isimden sonra bakıldığı zaman nasıl bir Türkiye göreceğiz efendim. Dolayısıyla da MİT geçmişi olan birisinin dış işleri bakanı olarak hangi yetenekleri ya da hangi özellikleri daha ön plana çıkacak ve Türkiye açısından olumlu mu yoksa olumsuz mu olacak bunu konuşacağız hocamızla birlikte. Hemen öncesinde bir haberlere bakalım. Sonrasında fiyatlamalar da diyeceğiz. Bu hafta oldukça yoğundu. Gelecek hafta, önümüzdeki hafta tabii en önemli konu ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve bizde de biliyorsunuz Merkez Bankası'nın başına ilk defa bir kadın oturuyor. Hafize Gaye Erkan ismi ön planda ve kendisine de buradan başarılar diliyoruz. Bir önceki başkan Sayın Şahap Kavcıoğlu da BDDK'nın başına geçmiş oldu. Türkiye nasıl bir para politikası uygulayacak ve dolar rekor kırmaya devam edecek mi? Gelecek haftanın da merakla beklenen konusu. Bu efendim Joe Biden tarafındaysa Amerika-İngiltere zirvesi Amerika'da yaşandı ve Rishi Sunak ülkeye gitti ve bu anlamda İngiltere Başbakanı'yla birlikte olumlu bir görüşme yaptıklarını ve başta ekonomik işbirlikleri ve yapay zeka alanındaki gelişmelerde ve Ukrayna'ya verilen destek olmak üzere bir dizi efendim konuyu masaya yatırmışlar. Ülkelerde icat edilen ve geliştirilen teknolojilerin değerlerimizi paylaşmayan ülkeler tarafından askeri ve istihbarat amaçlı kullanılmasını önlemek için diyor Joe Biden. Daha fazlasını yapıyoruz ifadesini kullanmış. Diğer taraftan İsviçre tarafı bağımsız bir ülke olarak biliyorsunuz yıllardır duruyor ve Temsilciler Meclisi Ukrayna için 5 milyar franklık yardım paketini efendim reddetti ve bu anlamda İsviçre yine o farklı duruşunu göstermiş oldu diyelim. Avrupa Birliği tarafındaysa yıllar süren çıkmasının ardından yeni göç ve iltica kuralları üzerine bir uzlaşı var ve Avrupa Birliği dönem başkanı İsveç'in göç başkanı Maria Stengard yaptığı açıklamada komisyonun iç işlerinden sorumlu üyesiyle birlikte İçişleri Bakanları toplantısının ardından basına bir açıklamada bulunmuş. Uzun yıllar süren müzakerenin ardından tarihi bir adım attık. Bakanların Avrupa Birliği'nin iltica sistemi reformunu iki ana ayağında anlaşmaya vardıklarını ifade etti Stengard ve üye ülkeler arasında sığınmacıların dağıtımı için sorumluluk ya da dayanışma arasında iyi bir denge gözetildiğini savunuyor. Kurduğumuz zorunlu dayanışma mekanizması göç baskısına en çok maruz kalan üye ülkelere de destek sağlayacak açıklaması geldi efendim. Diğer taraftan Kosova tarafında ABD ve Avrupa Birliği'ni Sırbistan'a destek vermekle ve hoşgörü göstermekle suçladı. Ve bu anlamda Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği Belgrad-Priştine diyaloğu ve özel temsilciler temsilcisi Miroslav Lajak ve ABD Batılı Balkanlar özel temsilcisi Gabriel Escobar'la ilgili olarak bize taleplere karşı talepleriyle geliyorlar diyor ve bu anlamda suçlu Sırp çeteleri ülkeyi terk edene ya da tutuklanana kadar Kosova'nın kuzeyindeki özel polis kuvvetlerinin küçültülmeyeceğini belirten Kurti, Belgrad'dan şiddet emri gelmeseydi Kosova'da barış vardı ve bu anlamda Avrupa Birliği ve ABD ise Sırbistan'a hoşgörü göstermekle suçladı diyelim. Son haberde ABD medyası Donald Trump hakkında gizli belgelere ilişkin dava açıldı ve bu anlamda Florida malikanesinde çıkan gizli belgeler soruşturması kapsamında dava açıldığını söyledi. Ülke basındaki haberlere göre adlarını açıklanmasını istemeyen iki savcı yetkilisi 7 ayrı suçtan yargılanacak olan Trump'ın davasında ki dosyalara bakıldığında avukatlarına gönderildi efendim söylenmiş diyelim. Evet haberler bu şekilde bir rakamlara bakalım. Sonrasında da hocamıza gideceğiz. Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca ile konuşacağız. Amerika Merkez Bankası'na dair beklentiler biraz değişti. Bildiğiniz gibi dün istihdam rakamları olumsuz gelince bu tarafta Fed'in daha fazla faiz arttırmaması gerektiği kanaati geldi ve önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısında sabit bırakma olasılığı %66'ya kadar çıktı. Faiz arttırma olasılığı da 25 bas puan sadece %24 olduğunu paylaşalım. Dolayısıyla dolar birazcık gevşedi efendim. Başka bir tablomuz varsa onu da alalım.
Amerikan dolarından sonra 10 yıllıklar 3.74'te, 2 yıllık tarafta da 4.55'lerde olduğumuzu görüyoruz efendim. O tarafta tahvil faizleri birazcık daha resesyonlu, daha öncelikli fiyatlıyor gibi gözüküyor. Ve ons altın fiyatları 1963 dolardayken petrol fiyatlarında da 75 ve 71 dolar sırasıyla NYMEX ve Brent tarafında gözlemleniyor. Devam ediyoruz ve birazcık Türkiye'yi konuşmakta fayda var. Seçimi atlattık nihayetinde. Kabine açıklandı. Kabineyi tabii ekonomi tarafı, dış politika ve iç politika diye bakmak gerekiyor. Tabii birçok bakanlık var ve özellikle Dışişleri Bakanlığı'na MİT Müsteşarı Hakan Fidan atandı ve sanırım şu anda en çok konuşulan görevlerden bir tanesi. Bir diğeri de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Sayın Mehmet Şimşek'in gelmesi de tabii Türkiye'nin yeni dönemde aslında bakış açısını birazcık sanki farklılaştırabilir gibi duruyor. Yeni kabine açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'na MİT Müsteşarı Hakan Fidan atandı ve 13 seneyi geçkin bir süre MİT'in başında kaldı biliyorsunuz ve bu süre içerisinde dış politika adına birçok önemli toplantıya katıldı. Alınan dış politika kararlarda etkin oldu diyor Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca kaleme aldığı Hakan Fidan'la alakalı yazısına. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Sevgili Murat, iyi yayınlar diliyorum. Seni böyle buralarda görebiliyoruz. İstanbul'un azizliği herhalde, bilmiyorum yani vallahi. Kesinlikle hocam. Yani birazcık da ben böyle sizin o güzergahtan daha içeri tarafa gidince insan yaşadığı yerin de böyle psikolojisi de görüyor herhalde. Çok böyle merkeze değil de biraz daha böyle kıyılarda, köşelerde kaldık. Bir de gerçekten de çok ciddi bir seçim sürecinde böyle hepimizde bir ağırlık yaratmadı mı hocam? Yani şunu da atlatalım, şu da geçsin diye diye böyle insanlar gerçekten de sevdiğine, eşine, dostuna, büyüğüne vakit ayırmıyor. Bilmiyorum, en azından bende öyle oldu. Valla bu biraz herhalde metropolde yaşamakla da ilgili sevgili Murat ya. Yani öyle ki işte ben araba kullanmaktan nefret eder hale geldim İstanbul'da. Toplu taşımada tabii bir süreç alıyor, evet. Bir süre alıyor. Hani eve düştüğünüz zaman yalnızca hani biraz kestireyim, biraz dinleneyimden başka bir şey aklınıza gelmiyor açıkçası. Kesinlikle. Bir de zaten yorucu işler de yapıyoruz. Yani sürekli olarak takip ve okuma üzerine kurulu olduğu için bazen beyni de boşaltmak için herhalde o evin o rahatlığı, konforu sizde, çocuklarınızda, eşinizde hepsine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum hocam. Evet. Hocam şimdi Hakan Fidan ismi. Siz de bir kaleme aldınız yazıyla ve bu anlamda... Dünya Gazetesi'nde bugün yayınlandı. Dünya Gazetesi'nde dileyen varsa okusun ama hocamız burada. Okumasanız da dinleyebilirsiniz. Dış politika krizlerinin eksik olmadığı istikrarsız coğrafyalarda komşu olan ülkelere çok daha önemli hale gelir diyor dış politika. Ve Türkiye'de maalesef krizlerin ya donduğu ya da çözümün uzun yıllar aldığı bu coğrafyalara komşu diyor. Yani evet, burada sanki hocam böyle küslükler ya da işte bazı şeyler çok ötelenebiliyor ülkeler arasında da. Önce yazınız için tebrik ederim. Ne anlatıyorsunuz burada ve Hakan Fidan'la ilgili benim çok merak ettiğim şeyler var. İyi mi oldu MİT geçmişi olan birisi? Daha mı acaba dış politikada farklı senaryolar kuracak? Yoksa bir miktar daha dış politika farklı bir kulvar mı? Ne dersiniz? Şimdi sevgili Murat, dile kolay 13 yıl MİT müsteşarlığı yapıyorsunuz. Tabii hani bir dönem Türkiye içerisinde patlayan bombalar nedeniyle belli eleştiriler yapabilirsiniz MİT üzerinde ama son dönemde özellikle dış operasyonel açıdan baktığınızda başarılı bir yapının ortaya çıkartıldığını da söyleyebilirim. Şimdi Hakan Fidan ismi bu yüzden önemli. Yani 13 yıl geçkin bir MİT başkanlığı var ve bu MİT başkanlığı sürecinde de bizim
o alt diplomasi, kapalı kapılar arkası diplomasi ya da daha yetkisiz diplomasi dediğimiz birçok olayda Hakan Fidan ismi hep gündeme geldi. Yani işte Suriye ile istihbarat anlamında Esad yönetimiyle görüşmeler MIT üzerinden, işte Rusya, İran, Türkiye görüşmelerinde yine Dışişleri Bakanlığı'nın yanında Hakan Fidan var. Amerika ile yapılan görüşmelerde yine Hakan Fidan var. Avrupa ile yapılan görüşmelerde yine, yani Hakan Fidan evet MİT müsteşarıydı ama özellikle son 5 yıldır dış politik hangi görüşme var, hangi olay var muhakkak Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da Dışişleri Bakanı'nın yanında görüyordunuz. Yani dış politikaya uzak bir kişi değil Hakan Fidan, onu söylemeye çalışıyorum. Tabii yazıda özellikle şunu vurguladım. Sen de burada çok doğru bir açılış yaptın Muratçığım. Teşekkür ediyorum. Hani bu bölge, yani bizim bölgemiz maalesef krizlerin ya dondurulduğu ya da çözümünün çok uzun yıllar aldığı bir coğrafya. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Dağlık Karabağ olayı 30 yılı geçkin bir süreç. Bir çözüme doğru girdi ama bu, yani çözüme girmesi 30 yılı geçkin bir süreci aldı. Irak 1990'daki birinci harekattan beri hala istikrarsız. Yani tam 33 yıldır istikrarsız bir Irak var. Bir devlet gözüküyor ama devletin içerisinde bir dolu devleti dikkate almayan yapıların oluştuğu bir Irak var. Suriye 2011'de patladı. 12 yıl geçti ama ben sana söyleyeyim, Irak hani 33 yıldır buraya geldi. Suriye 33 yılda buraya gelir mi? Bundan çok büyük şüphem var. Dönüyorsunuz, demin haberlerde sen verirken hani çok önem görüyorum. Çünkü neredeyse bir buçuk yıldır her yaptığım konuşmada ifade etmeye çalışıyorum. Balkanlar her an patlayacak bir yanardağ durumundaydı. Kosova bunun en merkeziydi. Daha Kosova'nın dışında bir de Bosna var. Bunu da söyleyeyim, hani buraya not düşeyim. Burası da yanıyor ve 1990'dan beri hala yanıyor. Belki bir Irak, belki bir Suriye değil ama yanıyor. Şimdi bir de bizim Doğu Akdeniz, Ege sorunları artı hiçbir sorunumuz olmadığından çok övündüğümüz Karadeniz'de de bir Rus işgaliyle beraber nur topu gibi bir sorunumuz daha oldu. Onun da ne zaman sonuçlanacağı daha belli değil. Herkes 3 ayda falan biter derken ben gerçekten yani bir dış politika uzmanı olarak gülüyordum. Yani onun öyle bitmeyeceği çok açık aşikardı ve bitmeyeceği de gözüküyor. Yani işte böyle olunca Sayın Fidan'ın da ajandasındaki konularla çok büyük değişiklikler olmayacak. Belki hani çözüm süreçleri içerisinde Fidan'ın tecrübesinin etkin olacağını söyleyebilirim. Ama Fidan'ın ajandasının çok fazla değişeceğini söyleyemem. Bunları da tek tek birazdan konuşuruz. Hocam şimdi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmış oldu. Ve Türkiye özellikle siz az önce Suriye'deki sürecin, en azından istikrara kavuşma sürecinin Irak'tan çok daha uzun süreler alabileceğini söylediniz. Türkiye çok mesafeli ve hatta zaman zaman Suriye hükümetiyle bakıldığında çok daha sert bir iklimde geçti bu dış politik gelişmeler. Şu anda Türkiye aslında direkt olarak içerisinde milyonlarca bir mülteci var. Ve belki hani hükümet de bunu programlaması gerekiyor karşı tarafla, Suriye hükümetiyle, ama bir taraftan da o çizdiğiniz nokta birbirini görmezden gelen bir yapı da bulunuyor. Adım atmak lazım mı? İlk adımı kim atması gerekiyor? Ve özellikle bu Suriyeli göçmenlerin yurtlarına gönderilme durumu söz konusu olursa, böyle bir şeyde Suriye hükümetini görmeden, iletişim kurmadan yapılacak bir transfer ya da işte geri gönderim ne kadar sağlıklı ve başarılı olur sizce? Muratçığım şöyle, soruya şöyle cevap vereyim. Ben işte Sayın Çavuşoğlu döneminde başlayan Türkiye, Rusya, İran, Suriye görüşmelerinin bir üst kademeye geçeceğini, diplomasinin daha üst seviyede yürütülebileceğini düşünüyorum. Bunu da yazdım. Hakan Fidan zaten Suriyeli olan alt kademe istihbaratsal konulardaki diplomasinin başındaydı.
Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'nın başına gelmesi bu durumda yapının daha hızlı kurulmasını ve kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum bir kere. Dediğinde çok haklısın. Hani ilginç bir soru oldu. Çünkü bir hafta önce de Dünya Gazetesi'nde yine Cuma günkü yazımda geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin gerçeğini yazdım. Yani şöyle bir şey var. Bir kere ülkesi dışına gitmiş Suriyelilerin %50'si bizde sevgili Murat. Ve rakam 3.374.000 kişiye gelmiş durumda. Ve bu da nüfusun neredeyse %4'ü demek Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun. Ve hani şöyle bir şey var. Bu Suriyelilerin topu %1.8'i kamplarda yaşıyor. Ama beni daha çok ilgilendiren bir nokta var. Bakın Türkiye artık genç bir nüfus değil. Bir kere kendimizi kandırmayalım. Türkiye nüfusu giderek kıta Avrupa'sının nüfus oranına yaklaşıyor. Orada 37'ler civarındadır, 36 nokta küsürler civarındadır. Bizim de yaş ortalamamız 33. Ama buradaki Suriyelilerin yaş ortalaması 22 sevgili Murat. Ve bunların 1 milyon 300 bini de farklı iş kollarında çalışıyor. Tabii bu iş kolları hikayesi de ilginç. Bunu çoğu iş insanıyla konuştuğumda böyle sanki Türkiye'de hiç çalışan bulamıyor gibi bir hava yaratıldığını da görüyorum ve çok tepki de gösteriyorum. Ama burada hem kayıtsız hem ucuza çalıştırıp sömürülen bir insani durum var. Hem de hani burada Türkiye'deki işsizlik sorununun artmasında da bir tetikleme var. Şimdi demin sorduğun soruya geleyim. Tabii ki bu Suriyelileri gönderebilmek için bunların hayatını garanti altına alacak bir yapıyı sağlaman lazım. Tabii çok insani olmak lazım. Bunun da başında Esad'la görüşmek gerekiyor. Evet. Hocam şimdi bu zaten bu Suriye meselesini konuşurken insanlarda şunu fark ediyorum. Birazcık böyle milliyetçi duygularla olabiliyor ama daha böyle çok özür dilerim faşizm noktasında açıklamalar görüyoruz. Yani o bir insan, sonuçta devletler böyle bir imkan vermiş ve insanlar bunu ben gelmeliyim ya da bu ülkede yaşamalıyım gibi bir filtre koymaz değil mi? Bakıldığı zaman geriliniyor ve dolayısıyla bunu hep bir karşı tarafın insan olduğunu ve bakıldığı zaman düşünerek adım atmak gerekiyor. Bundan uzaklaşmamak lazım. Özellikle iş gücünde evet çalıştırılıyor ucuz olarak bunları da görmezden gelmemek gerekiyor. Şimdi hocam peki Hakan Fidan nasıl birisi? Yani Suriye konusunda özellikle istihbaratta ve MİT'in başındayken bu anlamda olumlu katkı sağlayacak mı? Bildiğim kadarıyla siz çok daha en az sorun anlayışın hakim olacağı bir dönem olarak görüyorsunuz Sayın Fidan dönemini. Suriye noktasında farklı bir Fidan görecek miyiz sizce? Şimdi Murat bu konularda dikkat edersen orada bir Yunanistan bölümü var yazında. Evet, bir de Ermenistan kısmında var. Orada gelmek istiyorum hocam sonra. Evet, Yunanistan bölümünde örneğin şimdi Yunanistan bu deprem diplomasisinden çok yararlanabilen bir ülke. Biz bunu 99'da gördük. Yani terörist başı Abdullah Öcalan'ın Yunanistan'a kaçtığı dönemde Yunanistan'ın içerisindeki kamplar, işte bir teröristin, dünyaca tanınan bir teröristin Yunanistan'da bulunması, Yunanlıları neredeyse teröre destek veren ülke konumuna düşürecekken 99 depreminde bir anda bir deprem diplomasisi yarattı Yunanistan ve tüm bunlardan sıyrıldı. Aynı şeyi 2023'te görüyoruz. Yunanistan her noktada Türkiye'yi suçluyor. Türkiye saldırgan. Ama deprem sonrası işte böyle bir şey ortamı yaratılıyor. Diplomasi ortamı yaratıyor. Her iki tarafında politikalarının değişmeyeceğini ve kırmızı çizgilerden ödün verilmeyeceğini düşünüyorum. Yani o yüzden Hakan Fidan'ın bu noktada bu politikayı değiştirebilecek bir yapı sağlar mı? Öbür tarafta da iktidarın Miçotakis'e olacağını düşünürseniz bana zor geliyor ama bir yumuşama beklenir mi? Nereye kadar orası sorulmalı bence. Ama tabii şimdi Suriye biraz farklı. Çünkü hani Suriye'de Esad var. Esad bitmiyor. İşte PYD-YPG var. Dönüyorsunuz ÖSO var. Türkiye'nin de desteğini alan. Öbür taraftan İran destekli milisler var. Rusya içeride, Amerika Birleşik Devletleri içeride.
Şimdi tüm bunlar içerisinde siz öncelik konunuz ülkenizde bulunan koruma altındaki Suriyelilerin gönderilmesi. Şimdi Fidan'ın bu konuda tecrübeli olduğunu düşünüyorum ben. Hani işte Sayın Cumhurbaşkanı Katar'la olan işbirliğini, orada evlerin yapıldığını. Ama şöyle bir şey var Murat. Şimdi 1 milyon 300 bin iş kolunda Suriyeli çalışırken bunları gönderdiğin zaman bu iş kollarındaki açığı nasıl kapatacaksın da ayrı bir soru. Gençler de o işleri yapar mı? Değil mi? Şu anda bileğe bakıldığı işte zaman. Onu söylüyorum. Ama şöyle bir şey de var. Suriyelilerin geriye gönderilmesinde ki setlerden birisi karşı tarafın tedirginliği nasıl onu da söyleyeyim. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam o geçen haftaki Dünya Gazetesi'nde yazdığım yazıya çalışırken neredeyse 1 milyona yakın işte burada doğmuş ya da çok küçükken buraya gelmiş eğitimini tamamen Türkçe alan, Türkçe konuşan abileri, ablaları çalışmak için mecbur Türkçe öğrenen, anneleri Türkçe konuşan ve gelecekte bu kişilerin de Türkçe bildikleri için çocuklarının Türkçe'ye olan yakınlığının artacağı düşen bir Suriyeli yeni nesil de var ortada. Ve bunların Suriye'ye döndüğünü düşünürsen Murat, Türkiye'nin yumuşak gücü için inanılmaz bir unsur haline gelir ki bu da herkes için bir tedirginlik kaynağı olur. Yumuşak güç ne demek hocam? Onu açabilir misin? İşte yumuşak güç sizin yaptırmak istediğiniz şeyi o karşı tarafın halkını etkileyerek yaptırma gücünüzdür. O zaman çok büyük avantaj sağlıyor değil mi Türkiye işte bu anlamda? Anladım. Onu söylüyorum. Düşünsene sizin, yani. Dünyaya hakim olmadığı için hocam arada soruyorum. Uluslararası ilişkiler ders Türkçe, gibi oluyor benim için. Türkçeyi bilen, Türk halkını tanıyan. Artık Türk gibi yaşamaya başlamış, buranın da anneannelerini bilen ve burada bir kontağı olan bir Suriyeli nesil ortaya çıkıyor. Evet. Ya bu da karşı tarafta büyük tedirginlik yaratıyor. Yani bu Esad açısından aslında dönüştürebileceği ya da işte propaganda değil mi, politika yapabileceği bir kesimi de, önemli bir kesimi de aslında elinden çıkarmış oluyor. Bir de Murat şöyle bir şey var. Hani kendi ülkesinden çok daha demokratik, çok daha geniş anlamda yaşama özgürlüğünü gelişmiş, görmüş, buna alışmış bir nesil ve bunu talep o tarafa edecek. Aynen. Öyledir ama aynen, insanoğlu evet. Yani sonuç itibariyle böyle bir şey var yani. İnşallah böyle bir şey hayırlara vesile olur da yani dünyada tüm demokrasiler böyle gelişir. Bu Türkiye için önemli bir kazanım evet, olur. Kazanım ama olur, bir şey mutlu var. Oluruz. Yani, hayır, bunu ama... Bunu bir kere daha burada söylemek... Hocam bu arada bir dakikamız var. Söylemek istediğiniz her şeyi söyleyin. Aynen lütfen söz sizde. Yani bir kere Avrupa Birliği konusunu yazmıştım. Bu göçmen konusu önemli. Avrupa'nın vereceği 3+3 milyarın çok üstü bunlar. Evet. Ama şöyle bir şey var. Demografik olarak baktığınızda Murat'cığım, hani o faşizan söylemlerin bir kısmının da doğruluğunu bir kenara atmamak lazım. Onları ben faşizan söylem olarak görmüyorum. Türkiye'nin o kısmını görmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani elimize sopa alıp da burada göçmen kovalama gibi bir mantığı ya da öyle bir şeyi kabul edemeyiz tabii ama şöyle bir gerçek var. Eğer bu demografik yapıyla giderseniz hani çok fazla değil bundan 10-15 yıl sonra farklı bir konuyla da uğraşacak bir Türkiye Cumhuriyeti yönetimi ortaya çıkar. O Türkiye Cumhuriyeti de o zaman bu anlamda uyumlaştırma değil mi? Buraya entegrasyon, bu anlamda bazı şeyler de yapması gerekiyor. Eğer getirdiysek Murat, hocam onu da yapmamız lazım işte. Bir tek bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Bu entegrasyon dediğin, dünyada baskın kültürler vardır. Evet. Bunlardan en önde gelen iki tanesi Çin ve Arap kültürüdür. Biz o kültüre dönmeyelim de...
Döndük de levhaların her yer Arapça. Şu. Onları kendimize uydurur muyuz arasında? Biz oraya döndük. Dönüştürmeye çalışırken bir anda dönüşmüş oluruz. Biz Arapça onlar yarın Türkçe konuşurlar. Bunu söylemek de yani maalesef öyle. Yani bu demokratik yapıyı bozmamamız gerekiyor. Ben hani toplumda ve sosyal hayatta işte daha uyumlu ve buranın şeyle entegrasyon anlamında söyleyeyim. Şu an kültür olarak değil ama o açıdan da çok çok haklısınız. Bir dönüşüme uğradığımız kesin. Hocam çok teşekkürler. Sevgiler, ben selamlar teşekkür efendim. Ederim. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca ile konuştuk. Hafta bitti. Benden bu kadar. Gelecek hafta tekrar güzel haberlerde görüşmek temennisiyle.